İnsanın moduna göre izlemek istediği filmlerde değişiklik gösterir. Şu bir gerçek ki korku, gerilim ve dram için her zaman uygun ruh halinde olamayız. Ama komediye hayır demek ne mümkün? Komedi de kendi içerisinde dallara ayrılır elbette. Ancak birazdan önereceğim filmler tam da ağzınızı yayarak güleceğiniz cinsten. Mısırınızı patlatın, ayaklarınızı uzatın ve bir DVD koyup gözünüzden yaş gelinceye kadar gülün. İyi seyirler. Absürt bir komedi izlemek isteyenler için biçilmiş kaftandır. Başrolü Steve Carell, Paul Rudd ve Hangover serilerinden tanıdığımız Zach Galifianakis'in üstlendiği film, bir grup kalan torun düzenli aralıklarla organize ettikleri akşam yemeklerine bir grup aptalı çağırarak ortama biraz neşe katmak istemelerini konu alıyor. Adam Sandler ve Jennifer Aniston'un başrolü paylaştığı Hayatım Yalan, adından da anlaşılabileceği üzere tek ayak üzerinde binbir yalan söyleyen zampara bir adam etrafında şekilleniyor. Kadınları ağına düşürmek için mağdur kocayı oynayan Danny, bir plastik cerrahtır ve sonunda neredeyse yakayı ele verecektir. Hızlıca bir plan yaparak ofis asistanını da yanına alır ve uydurma bir aile kurarak Hawaii'ye gider. Komedide sağlam isim yapmış Tina Fey ve Steve Carell naif, bir o kadar da komik bir filme imza atmışlar. Evli ve çocuklu orta yaşlarındaki çiftimiz Foster'lar, evlilik yıl dönümlerini kutlamak için şehrin en ünlü restoranına giderler. Fakat burada yemek için aylar öncesinden rezervasyon yapılması gerekmektedir. Son anda gelmeyen bir çiftin yerine geçerek bir masaya otururlar ve akıllı davrandıklarını düşünerek gecenin muhteşem olacağına inanırlar. Fakat yerine geçtikleri çift aslında hiç de masum değillerdir ve yemek şöyle dursun, geceden sağ çıkabilirlerse şanslı sayılacaklardır. Filmde 3 arkadaş bir otel odasında uyanırlar ve geçen geceye dair ne olup bittiğini bir türlü hatırlayamazlar. Otel odasında kendilerinden başka kaplan, tavuk ve kimin olduğu bilinmeyen bir bebek de vardır. Aslında yola 4 kişi çıkmışlardır fakat arkadaşlarını bir şekilde kaybetmişlerdir. İzlerken tepine tepine güleceğiniz tam bir eğlencelik olan Felekten Bir Gece de karnımızı ağrıtan filmlerden. Deadpool şüphesiz 2016'nın en çok konuşulan süper kahraman filmlerinden biri oldu. Kendine has espri anlayışıyla bu türe bambaşka bir soluk getirdi. Tuhaf ve vurdum duymaz bu kahraman güldürmeden bırakmıyor. Hindistan yapımı olan komedide 3 yakın arkadaş ülkenin en prestijli mühendislik fakültesine girmeye hak kazanırlar. Fakat eğitim sistemindeki ezberci dayatmaya bir türlü uyum sağlayamazlar ve atları ahmaka çıkar. Sistemi de yerden yere vuran bu komedi, evrensel bir konuyu son derece komik bir bakış açısıyla bizlere aktarıyor. Robert Downey Jr. ve Zach Galifianakis'ten bir yol komedisi, Duvdites. Hamileliğini son günlerini yaşayan eşinin yanına, doğuma yetişmek için her yolu deneyen bir adamın, uçağını kaçırdığı için baş belası bir adamın arabasına otostopçu olarak binmesiyle hikaye başlar. Evet, adından da anlaşılacağı gibi eğer berbat bir patronunuz varsa tam size göre bir film. Biraz olsun içinde bulunduğunuz durumdan sıyrılıp vay arkadaş ne patronlar varmış diyeceğiniz türden bir komedi. 3 yakın arkadaş patronlarından o kadar bıkmışlardır ki ortadan kaldırmak için her yolu göze almışlardır. Evli ve çocuklu iki arkadaş Rick ve Fred, monoton giden evliliklerinden sıkılmış ve birazcık heyecan aramaktadırlar. Neyse ki istedikleri şey eşleri tarafından kendilerine verilir ve bir haftalık bir özgürlük onların olur. Eşleri kendilerine açık çek veren bu iki sıkılmış adam, 7 gün boyunca sorgusuz sualsiz istediklerini yapabilecektir. Ancak süre başladığında işler planladıkları gibi gitmez ve her şeyi yüzlerine gözlerine bulaştırırlar. Hep ecnebilerden mi gideceğiz? Biz kendi filmlerimize de çok gülüyoruz. Kemal Sunal filmlerini izlemeyen yoktur herhalde. İnek Şaban tiplemesiyle gönüllere taht kuran bu değerli sanat insanını erken kaybettik. Ama bize bıraktığı onlarca filmle neşelenmeye ve dertlerimizi biraz olsun bölmeye devam ediyoruz. İşte onlardan bir tanesi Şendul Şaban. Rolleri değişen bir karı kocanın komik ve sıcak hikayesi. Uzun zamandır görüşmeyen Altan ve Nuri kardeşler, Altan'ın karıştığı bir kavga sonunda bir araya gelir ve hikayeleri kaldığı yerden devam eder. İkisinin de birbirinin hayatında vazgeçilmez birer renk olduklarını keşfettikleri yolculukta, kardeşlik bağlarını yeniden kurarken akıl almaz maceralara da atılırlar.